Evet sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz, videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu kısımda biraz karmaşık şeylerden bahsedeceğim. Mesela Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine düşüren bir 17 yaşında yıldız varmış. Yani son yıllarda Fenerbahçe'de Galatasaray'da sık sık karşı karşıya geldi ve bir kez daha karşı karşıya gelmişler. Şaşırdım, hayret ettim kimmiş bu diye. Merak ettim. Ve Cihan Çanak'mış arkadaşlar. Yani Cihan Çanak isimli futbolcuyu, Belçika ekibi Standard Liège'te forma giyen 17 yaşındaki futbolcuyu almak için iki takım da birbirine girmiş. Kanatlarda oynayabiliyormuş. Belçika U17 milli takımında forma giyiyormuş. Hocam Belçika'da giyiyorsa o zaman İsrailli sayılır değil mi? Evet. Belçika U17'de forma giydiğine göre İsrail'de İsrailli sayılır. Öyle de bir olay var. Hocam Türkmüş işte. Hayır. Ya işin esprisi, komik tarafı bu. Ama işte 2024'te sözleşmesi bitecekmiş. 2 asist yapmış. Piyasa değeri 1,5 milyon euroymuş. 6 maçta 129 dakika süre almış. 2 asist yaparak da tüm dikkatleri üstüne çekmiş. Yani Türk futbolunda bir Arda Güler olayı var. Yusuf Demir olayı var biliyorsunuz. Başka milli takım için oynuyor ama işte Türk sayılmıyor diye isyan ediyorlar. Bu da ona gider. Türkiye U17 milli takımına seçilmiş, çağrılmamış. O da Belçika U17 milli takımına gitmiş. Bu sezon 9 maça çıkmış, 3 asisti var. 377 dakikada. Daha 18 yaşında küçük olduğu için danışmanı, aile tarafı, sol ayaklı, sağda da solda da görev yapabiliyormuş arkadaşlar. Yani iki takım da birbirine girmiş bu futbolcuyu almak için. Öyle söylüyor haber. Türkiye Futbol Federasyonu da onun peşindeymiş. Hayır, yetenekli bir futbolcusu Türkiye Futbol Federasyonu kapamazdı. Demek ki yetenekli ki Belçika kapmış. Gazeteler bayağı bir şeyler yazmışlar. Bakın arkadaşlar, hiçbir haber yok. İşte Fenerbahçe scout gönderdi, ne bileyim Galatasaray teklif gönderdi, hiçbir şey yok. Bu tip haberleri çok göreceksiniz. Geçiniz. Acun Ilıcalı'dan Şenol Çorlu hamlesi. Yani Fenerbahçe'den Ozan gitti. Dimitris Pelkas gitti. Allah yer gitti. Bu arada hala Pelkas'ı soruyorlar niye yok diye. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den bu sefer de scout şefi Şenol Çorlu'yu istemiş. Ki aslına bakarsanız Şenol Çorlu'dan son karar Ali Koç'un gibi bir şey mi söylemiştir? Kararı başkan Koç verecek diyor. Şenol Çorlu açıklama yapmış. Teklifi doğrulamış ancak ortada henüz somutlaşmış bir durum yok. Fenerbahçe kulübü izin vermeden bir yere gitmem demiş. Ali Koç'tan onay çıkarsa gidermiş. Hull City'nin altyapısının başına geçecekmiş. Yani Acun Ilıcalı İngiltere'den kulüp aldı ama Türk mantığıyla yönetme peşinde. Bu çok mantıklı değil. İşi bilenlerle yapmak zorunda. Onu söyleyeyim. Alman kulübü Arda Güler için pusuda bekliyormuş. Bakın, Arda Güler için bir kez daha söylüyorum. Ortada Ömer Faruk Beyaz diye bir kötü örnek var. Yani kariyer açısından kendine kötülük yapmış bir örnek var. Fenerbahçe'den gitmeyi bir şey zanneden bir isim var. Ama Alman kulüpleri Arda Güler için özel bir madde varmış. Onu bekliyorlarmış. Çok beklerler. Jesus sezonun başında kulübün başına geldi. Fenerbahçe hem Avrupa'da hem ligde dolu dizgin gidiyor. Arda Güler az süre alıyor diye taraftarlar şikayetleniyorlar. Ama Jesus da Arda'nın hem fiziksel hem oyun aklı açısından gelişmesini istiyor. Aslına bakarsanız Arda ile Ömer Faruk Beyaz'ı ayıran en büyük özellik şu. Ömer Faruk Beyaz'ın önünde hani evet bu teknik direktör çok iyi, ne derse yapayım diyebileceği bir örnek var mıydı? Bu düşündürür. Ama Arda'nın önünde Jorge Jesus var. Hani Beko bir dünya markası ya. Jesus da bir dünya markası. Jorge Jesus bir dünya markası. Bir dünya markası arkadaşlar. Bir dünya markası. Sana kal diyorsa kalırsın. Git diyorsa gidersin. Dur diyorsa durursun. Oynatacağım diyorsa oynatır. Şunu geliştir diyorsa dinlemen lazım. Bunu geliştir diyorsa dinlemen lazım.
Eğer Jesus'u dinlersen zaten bu sana çıkış kapısını gösterir. 18 maç sahada kalması gerekiyormuş. Şu ana kadar yaklaşık 220 dakika süre almış. 1500 dakika oynaması gerekiyormuş. Bundesliga ekibi Wolfsburg pusuda bekliyormuş. Emin olun sadece Wolfsburg değildir o pusuda bekleyen. Niko Kovac da çok istiyormuş Wolfsburg teknik direktörü. Yalnız Niko Kovac'ı da biz bir dönem Fenerbahçe'ye istemiştik. Serbest kalma maddesi 5'e düşecekmiş. Bugün 5 milyon euroyu verin alın desek alırlar. 10 milyona verin alın desek herkes alır. Sıraya geçerler. Ya piyasa değeri 9 milyon euro ama sıraya geçerler. Sıraya. Yani serbest kalma maddesi de her yıl artıyormuş falan filan. Ben size söylüyorum. Arda'yı bugün almaya çalışan bir kulüp 30 milyon euro ile kapıyı çalar. Haberiniz olsun. 30 milyon euro ile. Yani 30 milyon eurodan aşağı biz sözleşmenin başına oturmayız. Ama hocam özel maddesi varmış. Tamam gidin onlardan alın o zaman özel maddesi var diyenlerden. Yani gidin onlardan alın. Arkadaşlar bu arada Avrupa Ligi'nde Perşembe akşamı Başakşehir'in, Sivasspor'un, Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un kazandırdığı puan ile Türkiye sıralamada çok çok öteye çıkmış. Yani bu 4 takım 8 puan kazandırmış ama 8 puan hesaplamada hani ülkeler sıralaması hesaplamasında 18. sıradan 25,700'den başlamıştık. Bak 25,700'den başlamıştık. 27,900'e çıkmışız. Hocam hani 8 puandı? Ya bunun hesaplaması 8 kere 200. Yani daha doğrusu her galibiyete 400 puan veriyorlar arkadaşlar. 4 takımımız. Yok pardon. 5 takımımız ile başladık. Biri elendi 4 kaldı. Eğer 5 takımla gitseydik alacağımız 2000 puandı hepsi kazansa. 5'in biri gittiği için takım başı galibiyete 400 puan. Yani mesela şöyle söyleyeyim size. Üst sıradaki takımlara 8 tane takım gidiyor. 2000 puanı böl. Yani 150'şer gibi düşün. Ne bileyim 250'şer gibi düşün. Ya da işte galip gelse 250 puan. Berabere kalsa 125 hani 150 gibi düşün. 125 puan. Bir tanesi berabere kalsa 125. Ama bizim avantajımız 5 takımdan 4'ünün gitmesi. Nispeten kolay şeye gitmesi. Ha benim mantığıma göre Şampiyonlar Ligi'nde galibiyete 800 puan ver. UEFA'da 400 puan ver. Konferans Ligi'nde 150 puan ver benim mantığıma göre ama UEFA böyle işlemiyor. Bakın sıralamaya bakın. Şimdi ikişer tane maçı kaldı 4 takımın. 2-2 4-4 8. Yani 1600 3200 puan alabiliriz. 3200'ü alsak bile Sırbistan 11. sırada 30.875, Norveç 28.750, Çekya 28.050, Türkiye 27.900. Bu arada Ukrayna 27.500'deymiş. Ukrayna önümüze geçmiş galibiyetiyle birlikte. Muhtemelen Dnipro'nun galibiyetiyle önümüze geçmiş ama Fenerbahçe'nin Kiev maçı var. Büyük bir avantajımız var. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası 3000 puandan falan bahsediyoruz. Norveç, Çekya, Sırbistan falan takılsa, Rusya takılsa, Ukrayna takılsa biz de alsak 11-12'lere falan çıkıyoruz ki 11-12'ye çıktığın zaman da Şampiyonlar Ligi'ne göndereceğin takım sayısı artar. İnşallah bu şekilde de gideriz. UEFA'da son 5 yıl kulüpler sıralamasında Galatasaray 31.500 puan almış. Başakşehir 27.000. Bu arada bir maddeyi hatırlatayım. Diyelim ki Fenerbahçe galip geldi. Lider bitirdi. 4 puan ekleniliyor. 4 puan. Yani 200'den çarp 4'ü. 800 ek puan. Diyelim Başakşehir lider bitirdi. 800 ek puan daha. Şu anda 4 takım 4'ü de lider sanırım. 4'ü de lider bitirse 3200 de oradan gelecek fazladan diyebiliyorum. Ama bakalım ne olacak. Galatasaray 31.500. Başakşehir 27.000. Fenerbahçe 22.000. Düşünün. Kaç yıl Fenerbahçe gidememesine rağmen 22.000. Yani Başakşehir 27.000. Beşiktaş 14.000. Zaten bu sene Avrupa'da yok. Sivasspor 11.500. Bakın o kadar şeye. Trabzonspor 9.500 diyor arkadaşlar. Ve
İyi de gidiyoruz. Marsilya'da ya da Luan Perez pişmanlığı Fenerbahçe'ye transferi diyor. Kısaca da bu habere değineyim. Şimdi bir kere Fenerbahçe çok büyük bir hamle yaptı. Luan Perez gibi bir ismi kadrosuna kattım. Kiminize göre yedektir, kiminize göre kronik sakattır vesaire vesairedir. Ama Marsilya'nın aslında bel kemiği. Ve Fenerbahçe Marsilya'dan aldıktan sonra büyük pişmanlığa sebep olmuş. Marsilya'nın yorumcuları çok enteresan açıklamalar yapmış. Niye ayrıldığını anlamadık demiş. Yani Fenerbahçe Kimmiçi'yi sattı. Alternatif Perez aldı. Ama kap açıklamasında işte 5 milyon 225 bin avro ödenecek. Futbol takımı performansa bağlı 237 bin 500 daha ödenecek demiştim. Debat Foot Marsilya yorumcuları Perez'e dair şunları söylemiş. Bu sezon Mbemba, Saliba ve Luan Perez olsaydı daha iyi olurdu. Defansif olarak savunma aynı durumda değil. Geçen sezona nazaran kalite olarak gerilemiş durumdayız demiş. Para 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 Marsilya'ya nakit girişi olması şarttı. Yüksek maaş olmadığı için satılabilecek tek kişi oydu. Bu yüzden gönderildi. Artıları eksileri vardı. Sol kanatta kaybettiğimiz için ayağı olan bir futbolcuydu. Fiziksel olarak Gigot gibi oyuncular daha sağlam duruyor ama Perez'in niye gittiğini anlamadım. Çünkü Tudor onu bir şekilde oynatabilirdi diyor. Bu sezon Perez kesinlikle 11'de oynardı diyor. Hataları olsa da ayağı iyi bir futbolcuydu diyor. Ama sonuç olarak inşallah sakatlığında kısa sürede atlatır da takımımıza katkıda bulunur. Serdar Dursun oyuna girince şükür duasına gitti diyor. 6 maçlık forma hasreti sona erdi. Eyüp Sultan da aldı soluğu diyor. Süleyman Arat'ın özel haberi. Karagümrük maçında 88'de oyuna girdi. O arada bir de gol atabilseydim çok güzel olacaktı. Her şey çok değişecekti demiş. Hani Serdar Dursun forma kazanma isteğiyle dolu olduğunu gösterdi. 3'ü Avrupa, 3'ü Süper Lig 6 maçta yaşadığı hasreti noktalamış. Geçen yıl 15 gol 4 asist. Bu sezon Pedro, King, Batshuayi gibi yeni transferler, Valencia'nın yükselen formu ve Avrupa kadrosuna alınamama, bir ay 6 gün boyunca forma hasreti, Karagümrük başına 88'de de olsa oyuna girmesi, uzatmalarla birlikte 12 dakika sahada kalması büyük bir sevince sebep olmuş. Hani maç sonunda evine dönerken devre arasında Almanya'ya dönmek istediğin yazılıp çiziliyor. Doğru mu demişler? Henüz böyle bir şeyleri düşünmek için çok erken. Bakın hoca beni oyuna aldı. O arada bir de gol atabilseydim güzel olacaktı. Her şey çok değişecekti demiş. Maçın ertesi günde bir yakınıyla Eyüp Sultan Camii'ni ziyarete gitmiş. Bu da sosyal medyaya düşmüş. Uzun bir aradan sonra şükür duası için Eyüp Sultan'a gitti şeklinde yorumlamış diyor. Arkadaşlar bakın. Fenerbahçe bir futbol takımı. Yani spor kulübü ama Fenerbahçe futbol takımında birçok yetenekli isim var. Kimisi 5 maç oynar, kimisi 4 maç oynar, kimisi oyuna sonradan girer. Misal Batshuayi. Ulan Premier Lig'den gelmişsiniz. Piyasa değeriniz belli. Nerelere ulaştığınız belli. Adam seni sonradan oyuna alıyor. Gıkın çıkmıyor. Gıkın çıkmıyor. Sonradan oyuna alıyor. Siz olsak, ben olsak belki çıldırırız. Ya arkadaş ben sonradan oyuna alınacak oyuncu muyum dersiniz. Ya da deriz. Ama saygı duyuyor. Şu an var ya Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışıyorlar ama atladıkları bir detay var. Futbolcular Jesus'a saygı duyuyor. En büyük sebep bu. Saygı. Respect. Saygı duyuyor. Bak Ömer Faruk saygı duymadı gitti. Ama Arda Güler saygı duyuyor. Şimdi Arda Güler bir şey söyleyeceğim. Silinir gider diyor musunuz? Demiyorsunuz. Hocam efendi çocuk. Ahlaklı çocuk. Bak, Ömer Faruk da öyleydi. Herhangi bir absürtlüğünü görmedik. Ama efendi çocuk, ahlaklı çocuktu dersiniz Arda için. Buradaki en büyük sebep Jesus. Cihan Çanak düşünülüyor, şu düşünülüyor, bu düşünülüyor. Aslına bakarsanız biz öyle bir modellemeye girmek zorundayız ki belki Cihan Çanakları bulup almak ya da altyapımızdan çıkarmak zorundayız. Belki de çıkaracağız. Ozan gitti, Pelkas gitti, Allah yar gitti. Kaçını arıyoruz? Hiç düşündünüz mü? Kaçını arıyoruz? Mesela Berisha'yı arıyor muyuz? Kim Minji'yi dışında hiç kimseyi arıyor muyuz? Soru bu. Bence hiçbirini aramıyoruz. Bir tek Kim Minji. Kim Minji'yi göndermemiş olsaydık ya da Luan Perez almayıp Kim Minji'yi kalsaydı hiç oynamamış olsaydı
Bence Fenerbahçe'nin şu anki çehresi çok değişikti. Hocam zaten değişik ya, maşallah iyi gidiyoruz. Daha da değişikti. Daha değişikti. Anlatabiliyor muyum? Umarım anlatabiliyorumdur. Daha değişikti. Çünkü dolu dizgin giden bir takımız, durum bu. Siz algılara kanmayın. Şenol Çorlu gidiyorsa gitsin. Bize scout ekibim yok. Scout şefim yok. Tabii ki gidebilir. Jesus. Ya Jesus takıma enteresan bir hava katmış durumda. Şu an var ya, hani ilk 11'ler açıklandığı zaman 3-4 hafta öncesine kadar herkes şunu diyordu. Şu niye oynamıyor? Bu niye yok? Şu niye yok? İşte şunu gönderiyoruz mu? Şuna ne oldu? Hasta mı? Şöyle böyle falan filan falan filan. Şimdi şu yok. Ya vardır Cesus'un bir bildiği. Şu yok. Ya antrenman performansı. Bakın, Fenerbahçe Transfer Market. Siz de girebilirsiniz. Bakın, Fenerbahçe Transfer Market. İshak Mural diye bir çocuk aldık. Kimsenin umurunda değil bak. Eskiden olsaydı ortalığı ayağa kaldırırlardı. İkincisi, Luan Perez 1. Lemos 2. Şu an kadroda olan. Çağatay 3. Nazım 4. Arao 5. Mert Hakan 6. İshak Mural 7. Buruma 8. Joshua King 9. Serdar Dursun 10. Avrupa Ligi'ndesin, 10 futbolcudan da yararlanamıyorsun. 10 tane eksiği vardı Fenerbahçe'nin Larnaka maçında. Umrunuzda mı? Değil. Pazartesi günü bir maça çıkacağız. Artık Ankaragücü maçına odaklanma vakti geldi. Luan Perez 1. Lemos oynatamayacaksın 2. Nazım oynatamayacaksın 3. Ara oynayamayacak 4. Mert Hakan oynayamayacak 5. Hani sakatlığını atlatırlarsa oynayabilirler. Buruma'yı oynatamayacaksın 6. Joshua King sakatını atlatırsa sıkıntı değil. 7 atlatmazsa 7 tane eksiğim var. Kimse bunu konuşmuyor. Yani işleri iyi gittiğinde, bir şeyler güzel gittiğinde kimse bu kadar basit şeyleri konuşmuyor. Ama işler kötüye giderse o zaman sıkıntı. Baktığınız zaman Fenerbahçe'nin golcüleri atmaya başlamış. Takır takır gidiyor. Yalnız ben transfer markette şeye takıldım. Fenerbahçe'nin golcüleri kısmında Batshuayi'de bir haksızlık var sanki. Yani sadece bir gol gösteriyor. Herhalde zorlarına gitti Batshuayi'nin attığı gol sayısı diye düşünüyorum. 26 dakika oynamış gösteriyor. Herhalde zorlarına gitti. Hani transfer market çalışanı varsa aranızda gitsin de belirtsin. Yani gitsin de belirtsin. Bak şu an attığı gol sayısını falan bir güncellesinler. Yani ayıptır. Yani böyle olmaz. Ayıptır. Hani bilmiyorlarsa ben anlatayım kimin gol attığını. İşte Cevap Pedro'nun falan gol sayısını güncellesinler. Onu da söylemiş olalım. Tabii esprili bir şekilde. Uzun lafın kısası dostlar, Fenerbahçe iyi yolda. Lütfen destek olalım. Köstek olmayalım. Fenerbahçe'den İngiltere'ye giden olur mu? İngiltere'den Fenerbahçe'ye gelen olur mu? Bunları konuşmak için erken, ama transfer savaşı vesaireye gerek yok. Fenerbahçe'nin önüne bakması lazım. Gördünüz, bir Icardi geldi, bir Mertens geldi. Havası değişti Galatasaray'ın, ama şu anda rüzgar çok değişik esmeye başladı. Biz takımımıza ilgilenelim, takımımıza destek çıkalım. Maç maç gidelim. Maç maç odaklanalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.